Günaydın. Günaydın sana. Günaydın der misin? Hadi bir günaydın de. Hı? Neden günaydın demiyorsun? Dedenle bir 5-10 dakikaya kadar çıkalım aşkım, olur mu? Ali abi gelecek. Özel eğitime gideceğiz. Oradan nereye gideceğiz? Hı? İki günlük hafta sonu tatili, iki günlük de yatak istirahati derken beri kreşten uzağız değil mi anneciğim? Özledin mi arkadaşlarını? Hiç cevap verme gereği bile görmüyor, görüyor musunuz? Efendim? Evet. Ama Ali abi gelsin, tamam mı? Efendim? Hazır mı? Hazır. Hazır. Tatile kaleye gidelim. Telefon alacağız. Allah Allah. Sabahtan ne yiyeceğim bunu annem bu? Hadi Ali abi gelesiye kadar hadi birazcık oyna da annem sen. Hadi. Gel bu tarafta oyna bak. Ben şuradaki. Tamam. Hadi sen göster bakayım nasıl yapacakmışız. Böyle dur. Tamam, durdum öyle. Hadi. Evet, hadi. Geliyorum, hadi sana bir kere gel, abi. Gel, sen bir kere abi. Ne orada büyük araba gitti. Anne, ama büyük araba gitti. Büyük arabayla gideceğiz. Büyük arabada rahat rahat geniş geniş gidebilir işte. Ali abinin arabası da çok sıkışıyor ya zaten. Arkada en çok yer zaten Hakan kaplıyor. İstediği gibi oturuyor. Hadi kay bakalım. Hadi. Hakan. Aferin. Harikasın. Çok güzel Hakan diyorsun sen. Hakan'ı çok seviyor çünkü. Bir baksana Hakan bize. Bak Hakan böyle yandan yandan. Evet. Dersten çıkışında güler yüzünü var ya. Nasıl buyurdu? Sen var ya sen. Allah korusun. Bak nasıl giriyor ya. Sevilmişim. Sıcacığım. Abi. Evet abi. Kerim. Herkese tekrardan günaydınlar arkadaşlar. Günaydın de öğlen olmak üzere saat 12'ye geliyor. Hakan'ı özel eğitimden sonra kreşe bıraktım. Evime geldim, toparladım. Şimdi de yemeğimi yapacağım. Allah'ım, kreşe bırakırken görmeliydiniz. Ağlaya ağlaya bir hal oldu. Zaten biz gittiğimizde bir tane daha vardı çocuk. O da ağlıyordu. İki tane çocuk vardı aslında. Biri ağlamıyordu ama diğer ağlayanı görünce o da başladı ağlamaya. Baktım Hakan da sulanmaya başladı. Birbirlerini tetiklediler desem yeridir. İki günden beri zaten evdeydi. İki günlük bir tatil de vardı zaten. Dört günden beri evde olunca da kreşe çok fazla gitmek istemiyorlar. Hatta abla gitmek istemiyorlar. Hatta ablamla da ben sabah konuştum. Çok güzel bir hırka olmuş arkadaşlar. Fotoğrafını attım, bayıldım. Biraz sonra sizlere de o fotoğrafı ben paylaşacağım. Çok güzel olmuş ama. Gerçekten. Neyse ablamla telefonla konuşuyorduk. Hakan sordu nasıl oldu diye de
kreşe bıraktığını bir ağladığı söyledim. Sorunlar gözümü yaptı yani. Buradan çok acı sorunlar. Ya çocuklar bıktılar. İnanın ki bıktılar. Gerçekten bıktılar. Çok erken yaşta yani bir kreş de aslında bir eğitim sistemi. Kreş de bir okul, bir nevi okul açıkçası. Çocuklarım bu kadar erken yaşta başladılar ki artık ister istemez tabii ki de çocuklarımız onların şu an tam böyle bir oyun zamanı. Anneleriyle vakit geçirecekler zaman ama bizler ne yapıyoruz tabii ki de mecbur olaraktan da. Ha, ben halkın özel eğitimi için, özel durumu için kreşe vermek zorundayım. Onun dışındaki oradaki çocuklarımızın çoğu anneleri çalıştığından dolayı kreşe gitmek zorundalar tabii ki de ama işte sistem ne yapalım. Şimdi onlar var ya dediğim gibi anneleriyle evde vakit geçirecekler. Arkadaşlarıyla, arkadaşlarıyla. Oradakiler de tabii ki de arkadaşlar ama nasıl bizim zamanımızda önceden ne vardı? Sokağa çıkma vardı. Parka gideceklerdi. Parklara gidiyorduk mesela. Annelerimiz gezmeye giderdi. Bizler de giderdik. Orada arkadaşlarımızla vakit geçirdik tabii ki de. Ama o zamanlar çocuklarımız sıkılmazdı. İstediğimiz zaman televizyonumuzu seyrederdik. Çizgi filmimizi seyrederdik. Bir şey yapardık. Yani dediğim gibi çocuklarımız çok erken yaşta. Gerçekten. Yani şu anda Hakan sizler biliyorsunuz 4,5 yaşında. Orada 3 yaşından tabii ki biraz daha büyük çocuklarımız var kreşe gidenler. Anneleri çalıştığından dolayı tabii ki kreşe giden çocuklarımız var. Hiçbir şekilde keyifli ben gittiklerini zannetmiyorum tabii ki de ama ne yapsın? Bir evde de bir tek babanın çalışmasıyla olmuyor şu zamanda. Önceden öyleydi. Önceden baba çalışırdı. Annelerimiz evde oturdu, çocuklara bakardı, ev işleriyle ilgilenirdi, şey yapardı ama şimdiki sistem böyle değil. Her geçen gün hayat daha da zorlaşacak zaten. Hatta ablamla da konuştuk. Her geçen günde de hayat daha da zor olacak dedi. Hiçbir zaman kolaylaşmayacak dedi. İlerleyen zamanlarda dedi, çocuklarımız Allah dedi kolaylık versin dedi. Biz şu anda son demlerini yaşıyor diyebiliriz yani hayatın güzel şeylerini. Şey yani yaşam açısından artık sizler de anlıyorsunuz maddi açıdan. Zor ya zor şu anda hayat gerçekten. Zor çocuklar üzülüyorum. İnanın ki üzülüyorum bazen sosyal medyada da ufak çocukları anneleri kreşe bıraktıktan sonra alırken video çekiyorlar. Annelere gördükleri zaman çocukların hepsi ağlaya ağlaya annelerine koşturuyorlar. İnsan gerçekten inanın ki üzülüyor şeyleri. Kalori. Diyelim bir şey diyemiyoruz artık. Akşama yeşil mercimek yapacağım arkadaşlar. Bayağıdan beri yeşil mercimek yapıyordum. Yeşil mercimek çok güzel. Her şekilde çok severim yeşil mercimek. Yemeğinden salatasına kadar. Artık salçam kalmadı biliyorsunuz ki geçen sene yapmış olduğum domateslerin kabuklarından biraz kabuklarını ben o zaman şey doğramıştım. Kavun doğramıştım, sormuştum yani açıkçası. Onlardan salça yapmıştım. Salçam daha yeni yeni gitti. Bu sene ilk defa salçalıyorum arkadaşlar. Domates salça aldım. Anam, şurada gitmedin işte. Yok, şöyle yaptım gördün mü? Domates alıp 30 kilo domatesten ben arkadaşlar salça yapacağım. Aa bunu kapaksız almışım ya. Sen bunu kapaksız olayım da. Az önce bunun üzerindeki yazıyı bir okudum.
1 kilo salça 6,5 kilo domatesten yapılıyormuş. Domates içerir diye yazmış. Bak domates salçası yaz domatesinden. Bilmiyorum, 6 kilodan 1 kilo çıkıyorsa, 6,5 kilodan 1 kilo çıkıyorsa 30 kilo alsam 5 kiloya yakın herhalde büyük bir ihtimalle inşallah salça yapmayı istiyorum kendime. O da bana yeter mi, bir sene boyunca rahat rahat yapar. Zaten sizler de biliyorsunuz ki Leyla'dan almış olduğum ben biber salçasını da tüketiyorum, onu da kullanıyorum. Şuna biber salçası satıyor çok fazla. Böyle almışken. Paprika acı bir oldu. Bakın güzel oldu. İnşallah olursa Leyla'dan bir 5 kilo da biber salçası alacağım söyleyeyim. Almak isteyen arkadaşlar olursa Leyla'ya dediğim gibi her zaman için söylüyorum. İsteyip bana ulaşabilirim ve kesinlikle tavsiye ederim arkadaşlar. Hiçbir şekilde pişman olmayacağımız bir salça. Hani keşke almasaydım, tadını çok beğenmedim. Falan diyebileceğiz bir salçacı. Gerçekten salçaları çok güzel oluyor. Ben telefonla konuşurken yemeğim pişti arkadaşlar. Bir tabakla kendime şöyle bir hemen koydum, bir kase diyeyim sizlere. Bol karabiberli. Birazcık soğusun, soğuduktan sonra yiyeceğim. Çünkü daha kahvaltı bile yapmadım. Kahvaltı niyetini yiyeceğim yani, yeşil mercimeği düşündüm. Ay pardon, şu tripodumda bacaklarını sürekli olarak sağa sola çarpıyorum. Ablamın örmüş olduğu size hırkayı göstereceğim. Hırka mıydı o? Hırkaydı herhalde ya. Hırka. Bakar mısınız? Şu şekilde göstereyim. Ay. Şuradan yansıma yapıyor. En az yansıma alacak. Sizlere daha net şekilde görün diye şöyle. Ha, aslında ben bunu niye sizlere bu şekilde gösteriyorum ki? Ben bunu bilgisayara indim. Bilgisayardan resim olarak da ben videonun içine koyayım, ama çok güzel olmuş. Gerçekten çok güzel olmuş. Bayıldım. Hatta dedim ki hırka örüyorum dedik başta telefonda konuşurken. Kolunun dediği çok az bir kolu kaldı. Onu da kolunu ördükten sonra tamamıyla bitecek dedim. Bana mı örüyorsun dedi. He dedi, sana örüyorum dedi. Yani belki de dedi beğenmezsin dedi bana başta. Yok dedim, senin ördüğün her şeyi dedim beğeniyorum ben dedim. Çok da hoşuma gidiyor dedim. Birazcık yüzsüzlük yaptım mı? Evet, yüzsüzlük yaptım dedim. O gerçekten de güzel örüyor ya. Böyle bir hırkayı yani mağazadan bir yerden satın almaya kalksanız rahat bir şekilde 500 TL verirsiniz arkadaşlar, inanın. Bayıldım ya, renkleri de çok güzel olmuş ya. Güle güle kullansın. Önce de bir de kendisi kullanacaksa, kime verecekse ya da kendi kullanacaksa da güle güle kullansın. Ellerine sağlık. Kendini örgü konusunda iyice açtı yani Ebru. İnanın ki açtı. Pinterest'ten. Ben Pinterest'i hiç kullanmadım. Ve Pinterest'te kullanmayı inanın ki çok fazla bilmiyorum. Hani Pinterest'e girip de ablam genelde Pinterest'ten bakıyor modellerini, şeylerini falan. Hiç denemedim, hiç de bakmadım açıkçası, hiç de araştırmadım, ben şey yapmadım. Genelde YouTube'dan bakıyorum. Ben YouTube'dan gördüklerimi şey yapıyorum, ama Pinterest'teki modellere bakaraktan böyle kendi yelektir, pançodur, odur, budur, elbisedir örmeye devam ediyor ve gerçekten de dediğim gibi ben kendi açımdan söylüyorum. Belki daha profesyonel örgü ören arkadaşlar vardır. Hani ablamın ördüklerini çok fazla hani şey yapmıyorlardır, hani beğenmiyorlar ya da basit buluyorlardır diyeyim, ama bana göre çok güzel ve iyice kendini açtı diyebilirim. Kuzenimi bekliyorum, Sevda'yı bekliyorum arkadaşlar. Hanımefendiyle bakın ilk ne zaman konuşmuşum? Onu da size söyleyeyim. Ha, telefon çaldı, bak iyi insan lafın üzerine vermiş. Az önce kendisi aradı, bak sabah kaçta konuştuk, evden bir türlü çıkamadı de dedim ki mağazadan sürekli olarak arıyorlarmış. Dur bakayım, ve en son kaçta konuştuk Sevda'cığım? Bir de. Evet, kendisiyle bir gibi görüştük. Bana uğrayacaktı, oturacaktık, bir çay kahve içecektik, sohbet edecektik. Ondan sonra yavaş yavaş Markantalya'ya doğru gidecektik. Kendisi Markantalya'da batik mağazasında çalışıyor arkadaşlar. Mağaza sorumlusu herhalde, tam olarak yanlış anlamıyorsun açıkçası. Hem Markantalya'ya giderken de onların batik mağazasının reklamla alakalı bazı işleri vardı. Onlara yardımcı olacaktım. Hatta iki günden beri de onunla sürekli olarak böyle şey telefonlaşıyorduk, görüşüyorduk yani. Dur bu arada kahvemi de yapayım sizlerle konuşurken. Bu tramvay duraklarında, otobüs duraklarında biliyorsunuz ki reklam panoları var. Büyük ışıklı reklam panoları var. Onlara reklam vermek istiyorlardı. 2-3 tane durağa reklam vermek istiyorlardı, ama yani 2-3 tane değil de
4-5 tarihe versem daha iyi olur açıkçası. Çünkü batik mağazası Mark Antalya'nın içinde ama insanlar batik mağazasını Mark Antalya'nın içinde ve ikinci katta olduğunu çok fazla bilmiyorlar dedi. Bizim orada ikinci katta olduğumuzu belirten dedi, bir reklam vermemiz gerekiyor dedi. Onlara alakalı tanımış olduğum birkaç yer vardı. Onları aradım, onlarla da görüştüm. Hani nasıl da şekilde yardımcı olabiliriz diye. Hangi duraklara reklam verebiliriz diye, afiş verebiliriz ama onlar için en güzel verebilecek yerler, yani tabii ki bu benim kanınca tabii ki şey değil ama Mark Antalya'nın önündeki tramvay durağı, kapalı yolda bir tane durağı şeyde reklam şeyine verebilirler. Buradan şimdi giderken Trabzoncalar Çarşısı'na doğru giderken yayların kullanmış olduğu üst geçit hemen geçtikten sonra orada bir tane daha şey var. Otobüs durağı oraya verir, şarampolun içine verebilirler. Nerede işte şey varsa, durak varsa oraları verirlerse ki Mark Antalya çevresi dolan yerler tabii ki de çok daha güzel etkisini alırlar ve ekranın da şeyini alırlar açıkçası. Onunla alakalı konuşuyorduk ama mağazadan sürekli olarak aradıklarından dolayı direkt mağazaya geçmem gerekiyordu. Çünkü kırmızı etiketli ürünler mi varmış, kırmızı etiketli kampanyaya mı girmişler, ürünlere mi girmişler, onlara alakalı bir şeyler söyledi tabii, tam olarak anlamadım ama kendisi buraya uğrayamayacak ama ben kendisinin yanına yine de Mark Antalya'ya bir gideceğim. Bayağıdan beri görüşüyorduk ama bir türlü gitmek nasip olmuyordu açıkçası. Görüşemiyorduk yani. Saati 4 yaptım arkadaşlar, değil mi? Dur. Lambamı da alayım. Güzel'le beraber. Neyse dönüşte Hakan'cımı alır da gelirim artık ya. Zaten dışarıya çıksaydım da Sevda'yla beraber dışarı çıksaydım bile dönüşümü Hakan'a göre ayarlayarak gelecektim yani. Dönüşte Hakan'a da eve geçerim zaten 6-6.30 gibi de. Diğer ablacıma da haber vereyim, ben gidiyorum diyeyim. Habersiz bir şey yapmıyoruz değil mi? Anca beli çok kötü arkadaşlar, biliyorsunuz ki doktor ağrı kesici iğne vermişti. O iğnenin bir saat iyice geçti. Kadın yürümeye bırakın, oturamıyorum da artık yani o derece. Ayın 18'indeki MR'ı bekliyoruz. MR böyle çekerdi galiba. Nihal ablacığım ben... ben gidiyorum. Tamam olsun. Mark Antalya'ya doğru hayatım. Kendine iyi bak. Sen de iyi bak, pek güzel olmuşum. He, inşallah unutmazsan diğer elbiselerimi de alacağım. Adama güya cumartesi günü alırım dedi. Bugün çarşamba hala almadım elbiseyi. Dedim inşallah. Beni kaçırmasınlar seni yollarda. Beni kaçıracaklar ne yapacaklar Allah aşkına. Adamlar beni kaçırsalar başlarına bela ederler, ben sana söyleyeyim. 2 saat sonra gelin bunu alın derler. Tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Güne nazaran bugün hava sıcaklığı daha iyiydi be arkadaşlar. Kaç derece gösteriyor? Gölgede 33 derece. Akşam üzeri saat 4 olmasına rağmen gölgede 33 derece.
Giderken seni çektim az önce. Sen konuşuyordun. Seni rahatsız etmek istemedim ben. Sen fark etmedin hayatım. Mağazanız. Ben mağazaya bir kere sen yokken geldiydim. Ama sen o zaman yoktun. İzinli olduğun zaman geldim hayatım. Tam o gün değil. Perşembe günleri izin oldu. Nereden bileyim ben seni? Şey değil. Bitmiş olabilir. Normalde görünüyorsun. Ama yok, görünüyor. Boşver, listede görünüyor. Ben bulamadım. Buralarda bir yerde... Gimarta da gitmiş olabilir. Diğer şubeye. Teklemelerin hepsini gönderdik. Teklemelerin içindeydi o. Teklemelerin sıkıntıyla gitti o. Olabilir. Nelerde indirimiz var Sevda? Bütün ürünler var. Bütün ürünler var. Etiket üstünden %50 birinci etiket. İkinci etiket ürünü. %60, üçüncüsü %70 kampanya var. %70 dedi, üründe mi yani? Üründe tabii ki, üstündeki fiyatlar. İlk üründe yarı yarıya. 2000 liralık elbise 1000 liraya düşüyor yani. Evet. Çok güzel ama. Dışı saten gibi, içi pamuk olur. Çok rahat kullanılabilir. Aa, bu da çok güzelmiş aslında. Oo, 3300 lira. Ama fiyatı da çok güzel. Güzel. %50'ye mesela onun bir tık üstüne 1 lira bile fazlasını mesela şey yapsan %60'dan yararlanırsın. İkinci üründe. Tabii canım, ikinci üründe. Ne oldu, direkt geldi, telefon durmadığı için maşallah. Sözde bir Allah'tan azıcık geç gelebilir. Ablam olacak ki o evine gidemedim çünkü telefon sesinden dolayı. Sevda, hepsi çok güzel ablam da. Çok şık. O mesela hamk eder. Çok güzel. Üstte de çok güzel değil mi? Sen de çok güzel. İndirimli fiyatı 1250 TL. Evet. Of. Ama batiğin de ürünleri güzel yalnız. Şöyle. Yani uzun yıllar hani hiçbir zamana kadar bir şikayetli bir şey gelmedi. Uzun süre uzun yıllar kullanılabilecek olabilir. Yani kumaş olarak çok kaliteli zaten. Yerli üretim yapsın. Yerli üretim. Sen bir şube daha açılacak diyordun ya. Bursa'ya, aynen. Yani Bursa'ya bakalım. Bursa şu anda mağaza açılmıştı eğer. Sevda, şimdi Bursa'da mağaza açarlarsa Bursa'ya mı gideceksin tekrar? Allah'ım yarabbim. Niye gidiyorsun? Niye gitme. Burada da ay bu çok güzelmiş ama. Bunun pembe rengi de var. Kahve rengi de var. Pembesi daha güzel. Ay çok pembe. Koyu. Ay. Çok güzelmiş ama. Ne kadar bu? 2700 indirimsiz hali. 2700 indirimsiz hali. Çok güzel ama çok şık değil. Ay evet ama çok güzelmiş Sevda. Yeşil de çok güzel. O daha güzel. Hangisi, mu? Evet. Bilmiyorum, o benim daha çok hoşuma gitti. Cepleri var, cepli bu. Ama bu da çok güzel ama. Şey, bu da 1300'e geliyor. 1300. Hoş geldin. Şampiyon fermuarlarının senin bedeli var mı? Kaç beden istiyorsunuz? 40 maalesef. 36 ve 38 kaldı sadece. 38'i de bakalım. Tabii ki. Bilal'ın mankendeki fermuarlı elbise var ya, 38 bedeni hanımefendi yardımcı olur musun? Ben şöyle kargo pantolonları da çok seviyorum Sevda. Bunların üstü de o. Üstleri şimdi arkaya çektikler. Şey olmaz mı? Birisi kaldı, yeri kalmadı. Takım da bu. Bunlar çok güzel. Bunların önerdiğim pantolon takımı olarak. Sonra şunları koyuyoruz. Renk olarak. Bu rengi düşünün. Sadece moda olarak koyuyoruz. Yok ama bu renk de çok... Şu renk de çok güzel ama Sevda. Kötü. Rengi çok güzel aslında. Sen yok hayatım. Kaç koyuyordum ben? Tekrar yapıyorum zaten. Fark yani ettim. Şu şekilde kalıyorum. Biz o kadar artık biz bunları giyecek yaşımızı çok oldu Sevda. Yarı yarıya geçtim Sevdacığım. Bunları genç kızlarımız. 20-25 yaşındaki genç kızlarımız giyer artık onu. Geçen müşterim geldi. Kaç yaşındaydı? Rahat şeyde çıkamıyor. Fiziği falan çok güzeldi. Tabii canım öyle fiziği. Çok hayat ona şey pek fazla uğramamış gibime geliyor. Evet, çok fazla sevkle uğramamış. Aynen senin dediğin gibi. Çok güzel ürünler sevdi. Bunun
Ay bu da çok güzelmiş çok ama. Renk olarak çok canlı. Dediğin gibi bak bebe mavisi de çok güzelmiş. Kız arkadaşlarımla. Bunun kırmızısı da var. Ama Sevda bunda da var ya incecik olman lazım. Bu da 750. Ay bu çok güzelmiş ama. 3-3,5 arası. 3-3,5 arası. Harikaymış ama. Hatırlıyorum senin bunun koyusunda bir elbisen vardı. Fotoğrafında vardı. Buna benzer bir elbisen vardı senin. Koyu yeşildi. Uzun muydu onu hatırlamıyorum. Hatırlamam ama koyu bir yeşildi ama çok güzeldi. Buna benziyordu da. Hepsi güzel. Beyazı var. Evet. Bu da bir şey. Keten. Keten. Bunun fiyatı da 3000 lira, bu 3000 lira. Ama Sevda şu anda her şey çok pahalı ya gerçekten. Her şey zaten zengin. Çoğu zaten şu anda hepsi zaten şu anda etiket yarısı. Ya da bu şekilde bir anlık bedava ya da işte 150-160 indirim yapıyorlar. 600 liradan 300 lira, 700 liradan 350'ye düşüyor bu arada. 770'ten 350'ye düşüyor. 700 lira. Üstteki fiyat, alttaki taksitli fiyatı. Ha. Biz hep taksitli fiyatlarına baktığımız için şey değil yani. Ama bunlar da çok güzelmiş Sevda. Bunlar da güzel bak. Şunlar da uzun kollu. Bunlar da mesela şeyde işte bir tane atlet değil. Ama evet gerçekten yumuşacık yalnız bunun şeyi. Çok güzel. Bunlar bayağı bir şey. 204'ün fark güzelmiş. Kaç kişi çalışıyorsun Sevda? Kaç kişi? 4 kişi çalışıyorum. İşte ben, bir tane de müşterimiz var. Bir tane de müdürümüz var işte. Benim diğer firmadan ambargar zaten yazdım. Bana şu yıkılsın. Güzel bir kişi. Çalışıyorum. Sevda'ya kahve ısmarlayamıyorum ama sağ olsun bana kahve ısmarlıyor. Mağazanın arka tarafında ufak bir depolar oluyor. Tabii mağazalarım bu şekilde herhalde. Orada beraber oturup bir kahve içeceğiz. Şeker kaç şeker attım? 4. Yeter orada ya. Yeter diye tahmin ediyorum. Kendisi şu anda müşterisiyle ilgilendiği için yanıma gelemiyor tabii ki de. Biraz sonra gelecek. Nerede kendisi? Burada da güvenlik kamerası var mı? Kendimi görüyorum şu an. Mağazanın içinde bulunan minik depolara. Tabi bunlar büyük depolar da vardı aşağı katlarda, bodrum katlarda. Saat daha 5 arkadaşlar. Arkadan gidip Hakan'ı da alabilirim ya da Markantara'da. Hemen yerde şey vardı. İngiliz Home mu vardı? Madame Coco'm vardı. İngiliz Home vardı galiba. Hemen bu katta ya da oraya doğrayabilirim. Aslında oraya orası olabilir ya. Hakan yokken biliyorsunuz ki daha rahat bir şekilde dolaşabiliyorum oturuyor yerler. Çünkü Hakan varken çocuk mu belli olmaz. Bir yere dokunur, bir şeye eller kırılır, dökülür. Almadığımız şeyin parasını ödemek zorunda kalırız tabii ki de. Batik'in ürünleri çok güzel arkadaşlar. Elbiseleri gerçekten çok güzel. Kumaşları harika tabii ki de. Ama tabii ki de fiyatları da bir o kadar da güzel. Az önce bir elbise beğendim. Siyah bir elbise beğendim. Çok güzel. Fiyatı 4500 TL. Ha %50 indirime girse 2250 TL yine de yüksek. Gerçekten yüksek. Ya şu zamanda ne ucuz diyebilirsiniz ama elbiseye geldiği zaman da bir elbiseye de 1500, 2000, 1000 lira para vermek bilmiyorum artık arkadaşlar ya. Karar veremedim ama güzel. Gerçekten ürünleri güzel yani kaliteli. Sevdacığım müşterisiyle ilgileniyor. İşi bittiği zaman herhalde büyük bir ihtimalle yanıma gelir. Ay buradan set bitti kadar garip ya. İnsanları gözetliyorsunuz derece bir açısından biliyor musunuz? Batik Markantara'da çok büyük bir mağaza değil arkadaşlar. Ne diyeyim Teknoz'a kadar, Filo kadar, LCB kadar büyük bir mağaza değil ama orta ölçekli bir mağaza. Ama ya da mağazanın içinde tam kaç? 8 tane kamera var.
mağazanın her açısından, her yerinden mağazayı görebiliyorsunuz açıkçası. Ha, soyunma kabinlerine girdiği yer ya da soyunma kabinlerine kesinlikle ve kesinlikle güvenlik kamerası yok. Ama çok iyi bir şey ya. Gerçekten güvenlik için gerçekten çok güzel bir şey. Neyse Sevdacığım gelsin de reklam vereceği noktalara ve kaç taneye reklam vereceklerini konuşalım. Ona göre de hareket etsinler. Ya da olmazsa ben reklamcı arkadaşımın telefon numarası vereyim. Kendisi onunla birebir irtibata geçsin. Kendisi görsün. Daha iyi olur. Çünkü bu sefer ben arada kalıyorum. Sevda bana bir şey diyor. Ben arkadaşıyorum. Arkadaş sonra bana bir şey daha söylüyor. Ben Sevda'ya yerim. Arada böyle laflara taşıyorum gibi bir şey oluyor ama dediğim gibi birebir kendileri görüşürlerse çok daha sağlıklı ve çok daha iyi olur. Ben zaten arkadaşıma söyledim. Kuzenim dedim, kardeşim gibi dedim. Gerekli bütün her yardımını yaparsan çok sevinirdim. İndirimlerini yaparsan çok iyi olur dedim. Bakalım bir haftalık bir reklam verecekler. Zaten bu tür billboardlarda, durak billboardlarında bir haftalık, iki haftalık, üç haftalık. Öyle haftalık olarak gider, günlük olarak gitmez tabii ki de. Ama daha çok uzun bir süre verirseniz şayet bu şey, bu tür reklamlarda fiyatlara tabii ki de indirim oluyor. O ceza yemiyor mu? Sıkıntı yaşamıyor musun? Allah. Sayabiliyoruz yani. Tabii canım. Ha, Allah evet. Allah. Söyle söyle. Yok, az önce bana şey dedi. Ne dedim? Lanet karı dedi. Ne var lanet karı? Kendine Müslüman lanet karı dedi. Evet, kendisine kahve yapmış çünkü bana yapmamış. Sen gelseydin sana kaç saatten beri müşteriyle ilgileniyordu. Ama çok güzel oldu ilk giydiği takım kadının yalnız. Sen onu görmedin üstünde. Bir şey ettim. Krem rengi olan sana gösterdiğim pantolon takım işte rengi o da. Çok şık durdu ama üstünde. O değil bak kadın normalde ne kadar? %70 indirim var. Yani 3. Etiketten 3 tane düşüyoruz ya şu anda indirim olarak. Kadın normalde 3 kaç parça aldı? 4, 5 parça mı ne aldı? 2. 4, 6 parça aldı. 6 parça aldı. 3000 liraya düşün. 3000 lira. Değişim yapmış. Üstüne sadece 596 lira mı ne fark ödedi. Düşün. Ama ürünler, aldığı ürünler de çok güzel. Ya şimdi kadın 6 parça öyle 3000 lira mı aldı? Toplam 3000 lira mı ödedi? 3,5 ödedi. Yani 6 parçaya. 3,5. Alt takım. Ha, takım olarak. Bir eşortman takımı aldı alt üst. Tamam. Bir tane şort ve gömlek takım vardı. Onu aldı. Bir tane de şey. Normal senin yat. Gördüğün, beğendiğin. Tanesi 600 liraya aldı bir parça. İyi aldı aslında Sevda. Şu anda çok iyi şeye kampanya. Vurduğun zaman, kampanyadan vurduğun zaman, totale vurduğun zaman parça başı 600 lira. Şu anda çok güzel. Normalde şu anda 600 lira bir tişört alamıyorsun ya. Evet onu diyecektim. Tişörtler bile dünyanın parası tabii, olmuş. Tabii. O yüzden bekliyoruz efendim yani Mark Antalya'm. Batik mağazasına. Sevati bitti. Aynen. Batik'e bekliyorum. Ha Sevati butik bitti. Ama tabii. Sevda senin orada kırmızı çok güzeldi. Bakalım ya. Kader kısmı. Senden aldığım trench coat vardı yani bir tane. Onu Ebru'ya verdim ben. Çok güzel oldu ama da. Çok benim yakıştı. Burada onlar. Şurada hemen benim yakınımda verdim. Biliyorum. Ya şeyse Ebru'ya önceki uğrayayım alayım şey yap. Dur. Önceki şeyde Şişçi Ramazan hemen yanında. Şişçi aynen, Ramazan vardı küçük yanında. Bir yer. Ha, aynen zaten kapandı. Küçük bir yer. Biliyorum. Takıcı mı? Ne var yanında? Bu işte takıcı var. Bir yer var. Çorap falan bir satan bir yer aynen. Var. Aynen. O taraf orada. Orayı biliyorum hayatım. Oradan haberim vardı. Ama girip de senin ürünlerini görmedim. Bakmadım hiç. Ya zaten çok küçük bir standaydı. Yine sağ olsun. Allah razı olsun. Oradan zaten biliyorum çalışmadığım dönemlerde falan hep oradan destek geldi. Hep zaten yazlıklar demiş. Azlı kışlıklar varmış şu anda. Onları da tabii bu sezonda şey yapamıyor. Çıkartmadı. Dönemi olmadığı için. Kışın tekrardan çıkaracağım dedi bakalım. Bursa'ya gitme işi nereden çıkıyor ya? Bursa'ya abla yazık Antalya'sıyım. Sıcak. Yani eğer buradan ha, yani şu böyle de çok görüşüyoruz zanneder ya. Görüşmüyoruz ama olsun gene yine aynı havayı soluyoruz. Bir taraftan iyi oluyor yani. Şu yok. Hani manevi anlamda güç oluyor. İşte gece gündüz bana ya da çocuklara bir şey olursa en azından çalacağım bir kapı. Onu her zaman için diyorum. Her zaman için gece 2'de olsa 3'de olsa işte gelebilirsin de telefonu da açabilirsin. Her zaman için sana kapama açıp. Biliyorum canım. O hiçbir zaman kapatma. Aynı. Kapatmadım da Allah razı olsun. Sen benim başımı tacını et. Senin her zaman açtığım, senin benden yeri çok farklı. Herkesi severim. Bütün kuzenlerim ama seni ayrı bir severim yalnız. Cemre benim de Cemre teyzem diyor. Cemre'm ayrıdır zaten. Belgin teyze diyor. Bugün telefonda da konuşurken de söyledim ya ben Cemre'yle koyun koyun yatmış bir insanım. O da seni çok seviyor. Cemre bir tanedir yani. Hiç yani şey değil. Cemre ne yapıyor? Nerede? İyi evde ders çalışıyor. Ya, TYT şimdi şey üniversite hazırlanıyor ya. TYT, AYT'de onların test kitapları aldım işte. Deli gibi bir şey çözüyor. Bir tane bilgisayar aldım. Küçük bir laptop yine. Notebook tarzı. Onlarla tüm dersleri kafayı buldum. Test kitapları ne kadar? Onlar da çok pahalı senin daha. 1900 sadece 3 tanesi. Yine iyi 1900 lira 3 tanesi. Tamam 3 tanesi. Tanesi de 1000-1500 lira verenler var. Üniversiteye hazırlıklarda Sevda. 3 tanesi. Geri kalanlarını şey bizim sağ olsun buranın işte
merkezdeki patronların bir tanesi onların aniyetten başka bir dalda da mesela sadece tekstildeyim. Lojistik falan da var onlarla. Kırtasiye de var. Hmm. Oradan temin edip gönderecekler niye söylemedin dediler hatta. Geçen buraya ziyarete geldiler sağ olsun. Geri kalan kitapları onlar gönderecekler. Okusunlar okusunlar Sevdacığım, okurlarsa kendilerine. Valla bakıyorum gözümün önünde diyorum ben gibi bir örnek var. Böyle hani köpek gibi çalışmak yani tırmanmaktansa, tırmalamaktansa sürekli ömrüm boyunca mesleğin olsun. Ama sen yine eninde sonunda tırmalıyor musun? Bak tırmalıyorsun. Aynı şekilde yine bir işimiz var mı, bir mesleğimiz var mı? Kimseye aç şey değiliz, yok, muhtaç değiliz. Kendi ekmeğimizi kazanıyoruz. Evet. Kadın başımıza bile Sevda da kaç seneden beri tek başına iki çocuğuyla beraber mücadele eden bir kadın zaten de. Yapıyor muyuz? Yapıyoruz. Allah bize sağlık verdiği sürece Sevdacığım yine yaparız. Ha dediğin gibi okusaydık daha güzel yerlerde, ya daha güzel hani devlete sırtını kazardık. Dayardın. Ya da atıyorum daha böyle hani yani yine devlete sırtını dayadığın zaman bu dönemde onlar sadece zaten şu anda kalktı. Sabit düzenli bir maaşım var, emeklilik garantim var. E şimdi burada olmayınca mesela çıkınca sigorta yine duracak mesela en basit. Tabii canım. Anladım ama devlet böyle değil. Emekli oluncaya kadar senin sabit bir mesleğin var. Orası, ben diyorum çocuklara hani yani arkanızı ya devlete dayayacaksınız. Ya da çok büyük bir şirkete girmeniz lazım. Onun için ya dış ticaret okuyacaksınız. Cemre şu anda mesela avukatlığa hazırlanıyor. Avukatlık diyor başka bir şey demiyor. Ay inşallah Sevda. Hocam sayısal işte şu anda. Bu dönem şeye geçecek. Eşitarlığa geçiyor. Sayısal yapmak istemedi. Hani sayısal iyi sayısalı çok iyi dersler ama eşitarlıktan herhalde geçebiliyormuş istediği bölüme. Avukatlık dedi ben de tamam. Avukatlığın şey kaç? %'si puan. Bilmiyorum ama şey girer. Cemre'de potansiyel var zaten. Üniversite olarak da zaten yine baktı. Önce bir İstanbul. İstanbul çok pahalı Cemre. Benim dedim gücüm oraya yetmez. Yalan yok dedim yani. Şimdi niye yalan söylüyorum? Tabii canım yalan bir şey daha. Yani orada dedim İstanbul'da hani yurtta bile kalsan o bile bir şey dedim. Ki dedim sen yurtta kal. Yani yurtta kalmaz. Cemre zaten normalde pimpirikli. Temizlik şey konusunda. Kardeşiyle bile evde anlaşamıyor mesela şeyde. Yurtta hiç yapamazsın dedim. Yani Eskişehir olur. Bursa olur. Yani ya, Bursa olursa Antalya, senin için daha iyi olur ki seninle beraber. Aynen. Antalya buradaki Akdeniz Üniversitesi olabilir dedim. Ankara olabilir, Ankara'ya da eyvallah. Ankara da çünkü. Akdeniz Avukatlık var mı? Şükür dikkatimi çekmedi. Bilmiyorum. Bilmiyorum belki de vardır tabii bak ben hiç bilmiyorum. Bayağı çok şey ya. Akdeniz Üniversitesi çok büyük bir sene. Her geçen gün yeni bir fakülte ekleniyor gastronomi zaten. Gastronomi dedi. Eyşan gastronomiden işte turizme olacaktım. Oradan babası vazgeçirmiş. Ahmet. Murat Paşa Lisesi'ne geçti şimdi o da ablasıyla. Bir ahçılığa gönderdirmiştim. Cemre hangi lisede? Murat Paşa'da. Cemre Antalya'da değil miydi? Hayır Antalya'ya almadılar ya adresten dolayı. Tutmadı ya. Allah Allah ben Cemre'yi Antalya diye biliyorum. Yok adres Murat Paşa'da mı? Tabii Murat Paşa Lisesi'nde Cemre. Orada olması daha iyi oldu. En azından hani oradaki hem öğretmenlerini işte tanıyorum. Tanıdıklar var falan var. Öğretmenleri falan sürekli kontrol ediyor. Türk Telekom'a yetmedi mi puanı? Türk Telekom'a şeyden dolayı, neyden dolayı girmedi? Kontenjandan dolayı girmedi. Alt sırada yedekteydim. Yedekteydim. Ondan önce başkası alındığı için Murat Paşa mecburen oldu. Oraya yine Murat Paşa'da da yedekteydi. Oranın okul müdürünü tanıdığı için bizim bir arkadaş. Onun sayesinde yukarıya aldılar hemen. Normalde oraya da giremiyordu Cemre. Açıkta kalacaktı. Açıkta kalacaktı tabii. Senin tam böyle şey taşınma evren çocukların okul devresine de geldi birazcık. Ya Cemre'nin son dakika bana o anda bir gol atmıştı ufak bir. Ondan dolayı zaten sen dedik. Normalde Antalya Lisesi'ni orada ev bulmuştum normalde. Evet. Her şey okeydi. İşte son Antalya dakika yok için deyince işte vazgeçti gelmeyeceğim dedi. O öyle deyince ben de sinirlendim. Tutmuyorum dedim aradık karşı tarafta. Sevda gençlerin kafasına şeyine aklını akıtsızlardırmıyor yani düşüncelerine bir şey söyleyemiyorsun. Bir anlıkları değişebiliyor zaten. Al Eyşan buraya gelmek istedi. Şimdi bak tekrardan oraya gittim. Ben gelmeyeceğim burada okuyacağım liseyi dedim. Konya'da. Tabii. Bana yine gelenler geldi. Dedim yok öyle bir şey. Dedim, gelecek. Son hakkındı zaten. Sordum ben buraya ilk gelmeden önce. Dedim ki bak iyi düşün bir daha ben gitmek istiyorum dersen gitme şansın sıfır. Ben zırt pırt dedim seni. Şey ne diyor? Yapamam. Ahmet ne diyor bu konuda? Ahmet işte zaten gel demiş herhalde. Ahmet ne yapıyor? İyi ne yapsın aynı. Ahmet ne soruyor? Ahmet Sevda'nın eski eşi çocuklarının babası arkadaşlar. Ben Ahmet şimdi yalan yok. Şimdi bunlar kendi arasındaki problem. Sizin probleminiz. Ya bak Ahmet değil. İnsan olarak ama ben Ahmet gerçekten ben severim. Yani i̇nsanlığı iyi bir çocuktu. El iyisi derler ya. Yani canını verir herkes için. Yalan yok şimdi ama. Çok saygılı bir çocuktu yani. Yani evlilik aynı çatı altında. Olmadı. Biz olduramadık. Aynı. Yani normalde baktığı zaman biz hep beraber görüşüyorduk evli tabii oldukları zamanlarda. Keyifli, eğlenceli canım Allah var. Yani çok saygılı, çok yardımsever bir çocuktu. Yani şey yani değildi. Ben hiç Ahmet'ten hiç kendi şahsıma söyleyeyim. Senden bir kötü iş görmedim. Ahmet'in zararı kendine zaten. Evet. Bir bana oldu bir kendine oldu zaten. Bu hayatta başka kimseye olmadı. Aynen. Herkese bir yararı mutlaka dokunmuştur. Bir iyiliği olmuştur. Evet. Bir kendisiyle işte banaydı onun bir şeyi. Öyle de oldu kaldı. İyi Ahmet aynı devam. Görüşüyoruz, konuşuyoruz. Yok. Çocuklar.
ben çok gör içinde konuşmaya kesin. En son buraya geldiğim zaman işte yapmaması gereken davranışta bulundum. Bazen var ya insan öyle bir noktaya geliyor ki çocuklar için bile görüşmek istemiyor. Gerçekten görüşmek yani, istemiyor. Mesela ben bile... Ben artık annesini anne diyordum hala. Babasına evet. Baba ben hala her gittiğimde kalırdım. Sevdaç ailesine hiçbir hürmetini eksik onlara etmedi zaten. Onlara da konuştum. Şu anda hatta annesi diyormuş. Yani neden Sevda bunu yapıyor, neden böyle bir şey oldu diye. Dedim ki öyle. Yani yapma konu yani konuşulmaması ya da hani olmayan bir şeyi hala dile getirip konuşulması ve bunu Eyşan'a konuşmaları. Çocuğun zaten psikolojisi iyi değildi. Yalan yanlış konuşup. Ya zaten her zaman için de evliliklerde ikinci, üçüncü kişilerin girmesi her zaman için iyi değil. Girmeyeceksin, susacaksın. İki kişiye bırakacaksın. İki kişi halledebiliyorsa halleder. Halledemiyorsa zaten bırakın iyice ortalığı ben işte, karıştırıp da bozmayın ben bari. Benim hakkımda konuşsunlar başkalarına ama çocuklara olmayan bir şey hakkında hala aradan kaç yıl geçmiş biz boşanımla hala konuşmaları yani Eşan'ın zaten dengesi gidikti biliyorsun psikolojik olarak şey değildi. Şimdi çocuk iyice bir sendelemeye başladı. Ama şimdi Eşan'ın neden dengesi gidik? Şimdi Eşan'a da hak veriyorsun. Yani Eşan daha kaç aylıktı çocuk işte, yani. Ben 3 aylıktı ben kızamıyorum. 3 aylıktı siz ayrıldığınız zaman ay pardon özür dilerim. Ben kızamıyorum Eşan'a hiçbir şey diyemiyorum. Hani neden haklı? Yani ben onu karşıma aldım konuştum dedim biliyorum ki hani o tarafın yapmaya çalıştığı mesela Cemre geldi, o Eyşan gelmedi. Bak işte seni şey ablan aldı, seni bilerek almadı. Bak aramıyor. Şimdi yani çocuğu niye sen çocuk ha anladın mı? Yani beni evet, geçtim. Dolduruyorlar ablasına karşı da bu sefer aralarında bozdu. Tabii canım yani bunun şeyini ben istenmiyormuşum gibi yani o istenmiyormuş gibi algılamaya başladı. Hmm. Daha fazla hırçınlık tam ergen çağında şimdi. Ama hatırlamıyorsun bak Eyşan istemiyorum. Eyşan'la Ebru'nun arasındaki diyalog çok güzeldi. Çok, evet, evet. Ben Cemre'ye de çok iyiydim. Ebru da Eyşan inanılmaz evet. Derecede iyiydi biliyorsun. Çünkü Eyşan da onun eline doğdu. Çünkü. Evet çünkü Eyşan Ebru'yu çok severdi tabii ve canım. Ebru gerçekten Eyşan'a çok düşkündü bak. Evet, evet. O da onun eline büyüdü diyebiliriz her şey öyle. Oldu. Ama dediğim gibi yani hani büyükler olarak da bazen susmak gerekiyor. Yok, çocuklara taraf, özellikle çocukları hiç etkilememek yapma, gerekiyor. İnanın ki yani. Ya. Yani yapmadı, yapmıyor. Yapmamaya da devam ediyor. Bak ben Sevda'nın hiçbir zaman çocuklarına bak babalarına karşı hiç doldurduğunu hiç duymadım. Hmm. Şahit de olmadım. Şey yapmam. Bak ben de aynı şekilde hiç babalarına karşı hiç doldurmadım Sevda. Şimdi abla biz şöyle ben kendi adıma söyleyeyim. Babasız büyüyünce eksik olduğum ya yani eksik tarafımı bildiğim için de şimdi babasısa neden kötülük de çocukları ona karşı doldurup da saçma sapan insanlara yönelmesini yani sağlayayım. Eniştem rahmetli oldu. O yüzden sen babasız i̇şte, büyüdün. O şimdi sağ bir de sağken kötülersen bu sefer babanın sevgisini alamayacak kin belki yani bilmiyorum onun şey olur ama olmadık bir adama, olmadık bir insana gidip baba tutunacak. Sevgisini almayan bir çocuk, babasının sevgisini eksik. Bir anda kesilen bir çocuk gidiyor dışarıda evet, evet, sevgisiyle. Evet, evet. Sen istediği kadar affedersin, bir taraflarını yırt, her olmuyor. Şeyi yap. O yine o sevgiyi bir şekilde dışarıda tamamlıyor. Arıyor. Tamamlamaya çalışıyor ki işte evet, kendisini. Evet, belirli bir yaştan sonra tamamlamaya gerçekten i̇şte, çalışıyor. O yüzden ben de bundan isteyip korktuğum için diyorum, kendim bazı şeyler yaşadığım için demek ki olmasın, kızların böyle problem yaşamasın diye. Onun için çabaladıkça o taraf işte şimdi daha yeni babasının herhalde aklına geliyormuş. Cemre'ye demiş işte bir aile olmamız lazım. Hani yan yana olmasak da hani en azından hani görüşüp konuşmamız gerekiyor. İşte hani diyalog halinde olmamız gerekiyor ki Eyşan'ın çünkü durumu iyi değil demiş. Dedim yani şimdi mi aklı başına geliyor? Ben yıllardır... Ahmet kaç yaşına geldi? 85 doğumlu. 4 yaş küçükmüş Ahmet. 39 yaşında Ahmet'te yani. Hı-hı. 85 işte. Hı-hı. Hani çok genç bir değişim yaptım ama belirli bir yaşa, Sevda bak şöyle de düşünüyorum şimdi Ahmet'e tamam hani bir evlilik yaşadınız hani ister istemez maddi sıkıntılarınız çok oldu onu da farkındaydık zaten o da şeydi zaten çok çabaladı o da çok yoruldu o da çok çalıştı çalışmadı Allah, desem hakkını yiyemem ama. Ben de yiyemem canım adam sırtında odun getirirdi yani ben kış evet. Dönemlerinde falan. Dönemde hiç bak o konularla hiç şey yapma. Ahmet'in tek bizim evlilik konusunda Ahmet benim arkamda hiçbir zaman duramadı. Mesela kavga ettiğimiz zaman ya geldi teyzeme şikayet etti işte ya size geldi anladın mı? Dert yalnız Sevda. Ama böyle bir dert ama şikayet yani. Bu anladın mı? Şimdi yani benle kavga ediyorsun. Bu ya niye bunu yapıyorsun? Yapma. Gerek yok böyle bir şeye. Olsun ya. Hani ailesi gel- mesela bir problem olduğu zaman ya hani mesela bak Allah var yüzde iyi ya da kötü ne olursa olsun. Ali abi her zaman yanlış bile olsa o anda işi hiç kimseye laf söyletmedi. Kendi belki affedersin ağzına sıçar ama her zaman arkasında dağ gibi durdu. Evde bak birbirlerine belki kanlı bıçaklı olurlar. Yani çok kavga ederler ama ailesinden ya da atıyorum başka biri bir şey söylediği zaman hiçbir şekilde ezilmedi. Ahmet'te bu yoktu. Hani Ahmet kendini, yani beni bırak kendisini zaten hani savunup da Sevda şey olarak da düşün. Ahmet biraz da hani böyle ne diyeyim gençti diyelim. Hani kafa ama yapısı olarak gençti. Hala öyle. Hala geri. Evet. Hani kafa yapısı olarak gençti. Beyin olarak azıcık küçüktü kendisi.
O yüzden yani, belki düşünmüştü. Şimdi bak yaş aldıkça artık bazı şeyler oturmaya başlar insanlarda. Allah. Herhalde artık onu da yavaş yavaş düşünceleri şeyleri oturmaya başladı. Ben de bak başladı öyle da. İnandım. Öyle inanıp Bursa'dayken mesela yine böyle bir barışma gibi bir ufak bir çok deyimiz oldu. Çok olmuşsun barışma şeylerinizde. Yine istedim barışalım gibisine konuştu. Ama tavırlar yine aynı. Abi affedersin yani bilmem neden de kılarmış. Hala aynı zeka yani. Niye çocuksun? Niye hala aynı tavırlar? Niye bir üstünlük tamam, sağlamaya çalışıp? Tam bu kaç sene önceydi? Bursa'dan gelmeden önce işte ya. Yani ne kadar? 2 sene, 3 sene? 1 sene önce yani. 3 sene. 1,5-2 sene önce de en fazla. Şöyle 2-3 sene desem hadi belki adam yine olgunlaşmaya başlamış. Abi. Bir yerden bir şekilde yine kurtarmaya çalışıyorum ama. Ahmet'in kurtulacak bir tarafı fotoğraflarda kalmadı ya. Yani Ahmet gerçekten hani diyorum ya bana yine konuşuyordum. Yine ya ben kaç defa gittim mesela ziyaretine gittim. Ailesinin keza hep yanımda oldum ama Ahmet'in o içindeki o çocukluğumu atamıyor diyeyim yoksa o hani bir şeylik var ama o bir türlü atamıyor, atamaz. Ya da ben çok baskın olduğum için ben... Bak, kadınlar daha kolay olgunlaşır. Daha erken olgunlaşır, erkekler çok geç olgunlaşır bazı erkeklerde. Bilmem bazı erkekler 40'ından 50'sinden sonra olgunlaşır. Olabilir. Bir de belki de Ahmet'le olur. Şimdi yanlış anlamayın da şimdi Sevda ile Ahmet'i birleştirmek istiyormuş gibi de bunların evlilikle hiçbir şekilde üçüncü şanslar ya da para maddi açıdan bitmedi. Bunlar sadece kafa yapıları uyumadığı için bitti. Ben biraz fazla baskındım. Sevda biraz daha olgundu ama sen hayata biraz erken atıldın. Yani. Yani şeyden dolayı yani evet babayı erken yaşta kaybetmenin acısı. Annenin rahatsızlığı erkenden kaybetmesi. Sevda ister istemez tabii ki de çok erken yaşta olgunlaştı ve dediğim gibi kadınlar çok daha erken olgunlaşıyor Sevda. Keşke acı da olgunlaşsaydı. Daha aklı hissedip oluyoruz biz ister istemez yani şey değil. O yüzden de çok bir şey beklemiyorum ama dediğim gibi sevdaların evliliğin bitmesinde ihanettir, odur budur olmadığı için hani ben hep bir tık daha yine belki bir kurtulur demeyeyim artık. Bu saatten sonra olmaz. Bu saatten sonra imkansız yani çünkü şu bak yine son yaptığı hareket olmamış olsaydı belki bir ihtimal çünkü hani onu yapıncaya kadar yine bir ihtimal diyordum hani çocuklar en azından belki daha iyi toparlar diye düşünüyordum yalan yok bak. Ama o en son yaptığından sonra dedim ki yani bu saatten sonra hani dünya iki can bir araya gelsin bizim Ahmet'le olma gibi bir şansımız yok. Yani annesiyle babasıyla da ben o taraftan annesiyle babasıyla zaten ilişkiyi kestiysen artık bu saatten sonra hiç olmaz. Ben çünkü anne baba diyordum ben her gittiğimde kalıyordum. Mesela evlerinde... Konya'ya giderdi Konya'ya gittiği zaman otelde falan kalmazdı. Kayınvalidesinin evinde kalırdı Sevda. Anne derdi baba derdi arardı sorardı. Şimdi... Hastalandıkları zaman Sevda buradan atlardı otobüsü Konya'ya giderdi. Ben bakıyordum boşandığım halde yani. Evet. Ama Ahmet'le sana hep kızım derlerdi. Hiç i̇şte senin kızım. En çok huzuruma gitti. Benim suratıma kızım deyip de benim arkamdan söylediklerini yaptıklarını öğrenince ben kahroldum. Dedi ki keşke bana o kadar içten kızım demeselerdi. Hani ne olsa onu gösterselerdi benim suratıma yani. Bana kızım deyip benim sırtımı sıvazlayıp daha sonra benim arkamdan neler söylenmiş yapılmış. Yazık yani. Sevda boşuna dünyada her şey geçiş ablacığım kafaya takmayı değmez. Sağlam takmıyorum artık umursamıyorum valla ikisi de şimdi yanında ya. Kızların da yanında mı yanında mı? Senden daha güçlüsü daha kuvvetlisi ve daha mutlu bir insan yoktur bu hayatta. Öyleyim zaten Allah aşkına kimseye muhtaçlığım var şükür olsun işim var. Ha, biraz yoruluyorum o ayrı ama ki severek zaten yapıyorum. Biliyorum ben giyinmişini zaten çok seviyorum. Evet. Hani giydirmeyi seviyorum bir şeylerle uğraşmayı zaten seviyorum. O yüzden rahatım çocuklarım da yanında kafam da çok rahat. İki tane gencecik kızı var. Cemre kaç yaşındaydı? Cemre 16 işte. 2008 doğumlu. Yaşını? Yaşını 2010. Biri 16, biri 14. 14, 15'e giriyor işte. Şimdi. Kızları görsen boyundan mı? Boyundan uzun canım. Eşan'a ben geçen buradan işte mezuniyetini bir elbise aldım. Fiziği bir gördü, giyindi. Allah'ım zor tuttum. O okulun bahçesinde ağladım zaten tutamadım. Cemre diyor ki niye ağlıyorsun? Dedim ki yani hani nasıl anlatayım sana bunu tarifini? İnsan ister istemez uygulanıyor sevgili. İkisi de boylu postlu, ikisi de şey böyle nasıl diyeyim hani kaderleri hepimizin evladının kaderi bahtı güzel olsun. Yani hep düzgün insanlarla karşılaştık. Evet Allah var ya derler ya. Tahtını yaparsın da bahtını yapamazsın diye inşallah var ya bahtları çok düz yani güzel bir şey hayat yaşasınlar. Ya merhametli bir insanla karşılaştırsın. Evet. Allah korkusu olan biriz. Bu zamanda çünkü gerçekten ne Allah korkusu kaldı artık insanlarda ne de merhamet kaldı. Hiçbir şey yok. Tek duvan benim o. Merhametli olsun. Allah korkusu olsun. Kimseye zaten eyvallah ettirmez karşısındaki insanlar. Tabii çalışsınlar. Birlikte yapsınlar. Yani ben öyle hani parası olsun pul olsun diye beraber çalışır yine yaparlar. Tabii. Vicdanlı olduktan sonra, merhametli olduktan sonra. Rabbim veriyor zaten Sevda. Helaliyle işte. Çalışan herkesi Rabbim fazlasıyla veriyor. Allah ben işte askeri ücretli onunla yetiriyorum şu anda şükürler olsun. Ha. Biraz zorluyor mu? Zorluyor tabii ki. O ayrı bir şey ama şükürler olsun kimseye hani şeyim yok şu anda. Muhtaçlığım yok. Kafam rahat en azından. Düzenli olarak işte ödememi yapıyorum. O oluyor, bu oluyor. Yani hem vicdanen rahatım. Hem kafa... Çıkıyorsun Sevda. Aha bak misal aldığı para asgari ücret. Ne kadar alıyorsun bilmiyorum 17 ama. Işte
Askeri ücret, 17. Artı prim tabii. Hı. Yolu var, yemeği var bir de o kadar. Yani aylık yuvarlasan 25-25'e falan geliyor işte. Bu zamandaki sadece ev kirası 12,5-13 bin lira zaten. Elektrik, su. Ama aldığın para helal günlük olduğu için de Sevdacığım çok bereketli var ve seni hiçbir şekilde yarı yolda bırakıp da seni de kimseye muhtaç etmiyor anlacım. Her zaman için diyorlar ya Rabbim helalle kazanmayı nasip etsin diye. Aynen. Verdi mi öğretmenin şuruplarını? Evet. Kaç tane şurup içtin? Ya onda şurup içti. Aferin. Saat 6:30'a geliyor ama araba gelsin. Havadaki nem berbat arkadaşlar ya. Yarın kreş var. Yarın havuz da var. Hı? Yarın kreş var aşkım. Kreşe gidemeyeceğim. Annem kreşe gitmen lazım hayatım. Evet, bazı arkadaşlar yazmışlar Hakan'ı yaz tatili boyunca bari kreşe gönderme. Çocuk evde dinlensin diye, ama Önder Bey kreşe gitmesini uygun gördü arkadaşlar. Ben yaz tatili başına zaten Önder Bey ile görüşmeni yazın göndermeyeyim. Beraber vakit geçirelim, evde olalım. Yani denize götürün falan dedim ama hayır dedi, kreşin hiçbir şekilde de alınmayacak dedi. Kreşe yazında devam edecek dedi. Bu Önder Bey'in vermiş olduğu bir karar arkadaşlar. Bu benim vermiş olduğum bir karar değil. Biliyorsunuz ki Hakan'la alakalı herhangi bir şey yapacağım zaman mutlaka Önder Bey'e ben danışarak yapıyorum. Sormadan hiçbir şey yapmıyorum. Elini ver misin hayatım? Yani büyük bir ihtimalle biz ana sınıfına kadar kreşe gideceğiz arkadaşlar. Gitsin ne yapayım? Hakan'ın yararınaysa bu, sıkılsa da istemese de gidecek. Öğretmenimize söyledim. Hiçbir şekilde gitmek istemiyor. Hep sürekli olarak ağlıyor dedim be. Yapacak bir şey yok dedi. Dönem dönem dedi. İstemese de o kreşe gidilecek yani. Hakan'ın gelişimi için dedi. Kreş bizim için çok önemli dedi. Evet. Sizler de görüyorsunuz ki Hakan, ya kreş Hakan'a çok iyi geldi. Gelişiminde, eğitiminde çok iyi geldi. Hakan'a tatil yok. Hakan yaz tatilinde bile kreşe gidiyor. Değil mi anneciğim? Hayır. Hayır. Evet arkadaşlar, ben de artık sizlerden yavaş yavaş izninizi isteyeyim. Kaçayım. Sevdacığımla çok güzel bir sohbet ettik. Videomuzu kapattıktan sonra yine sohbetimize devam ettik. Normalde Markantale'ye birazcık dolaşıp öyle çıkacaktım ama direkt Sevda'nın oradan çıktım. Hakan'ı kreşten almaya geldim. Güzel bir sohbet oldu. Hasret gidermiş olduk. İnşallah yarın izinli olursa gelecek. Uğrayacak bana bakalım. Tamam anneciğim. Bir güzel günümüzün daha sonuna geldik. Umarım severek, beğenerek, isteyerek. Ha? Hastaneye gidelim mi? Hastaneye niye gideceğiz peki anneciğim? Hastanelik bir işimiz yok. Allah da yani. Ama hastane fotoğraf çekeceğiz. Fotoğraf çekeceksin. Ha. Tamam, fotoğraf çekelim biz. Neyse. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın.